Soğuk mu? Arkadaşlar sırtına bir şey verin. Üşüyormuş. Sırtına bir şey verin. Abi montunu ver. Soğuk. Çünkü su falan vurduk biz yüzüne. Maalesef buradaki bir apartmanda 7 tane genç kardeşimizin kaldığı bir dairede. Sebebini arkadaşlarımız araştırıyor. Teknik rapor çıktıktan sonra belli olacak. Sobadan mı, elektrik kontağından mı olduğu anlaşılacak. Ama maalesef 7 kişiden 4'ü vefat etti. Biri yaralı. Diğer iki arkadaşımız da kurtulmuş durumda. Yangının sebebi belli mi başkanım? İşte onu anlattım. O netleşecek. Tekniğin raporundan sonra çıkacak o. Buradayız. Kaymakam Bey'imiz de burada. Bütün itfaiye ekipleri burada. Hep birlikte. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Normalde metruk bir bina olduğu söyleniyor. Metruk denmez, kullanılmıyor. İçi boş. Film çekimleri için kullanılıyormuş zaman zaman. Ama yangının çıkış sebebini ancak teknik rapor ortaya çıkınca budur diye net söyleyebiliriz. Değişik rivayetler var. Acaba arkadaşımızın sağ kurtulanlardan biri sobadan olmadığını düşünüyor. Belki de elektrik kontağından. Bu şu an için söylenmesi zor sebeplerden. Sebebinin ne olduğunu söylemek zor. Geçmiş olsun diyorum. İsim var mı? Kimlikler belli mi efendim? Belli. Belli. Peki efendim. Kaymakam Bey'imiz de. Yabancı yurtlu değil, Türk. Yok, hepsi Türk vatandaşı. Bizim vatandaşımız. Peki. Kendi vatandaşımız. Maalesef 4 vatandaşımızı kaybettik. Bir vatandaşımız ise hastanede tedavi altında. 2 vatandaşımız da binadan sağ salim kurtulmuş durumda. Öncelikle vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bir vatandaşımızın durumu biraz hastanede. Yangının çıkış sebebini arkadaşlarımız araştırıyorlar. İtfaiyemiz ve 112 acil ekipleri olaya anında müdahale ettiler. Söyleyeceklerimiz bundan ibaret. Efendim, teyit etmek adına 7 kişiydi ve 4 kişi mi hayatını kaybetti? 4 kişi hayatını kaybetmiş durumda. Bir vatandaşımız hemen binadan atlayarak kurtuluyor. Bir vatandaşımız hastanede. Diğer durumu nasıl efendim peki? Onun durumuyla ilgili bize gelen bilgi biraz durumun ağır oldu. Hayati tehlikesi devam ediyor. Bir vatandaşımız da zaten binadan yangın çıkmadan önce işe gitmek için ayrılıyor. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Hayatını kaybedenlerin tamamı Türk vatandaşı. Türk vatandaşı. Evet.